Geçelim Muharrem İnce meselesine. Muharrem İnce biliyorsunuz Babala TV'nin bir yayınına katıldı ve pazartesi akşamı saat 21'de Muharrem İnce uzun gerçek bölümüyle Babala TV ekranlarında olacak. İkinci kez bu şansın verildiği belki de tek siyasetçi sanıyorum Babala TV'de. Hatta biz Babala TV akşamı yani çekim akşamı oraya gittiğimizde ben Oğuzhan Uğur'a sordum. Neden hani Muharrem İnce'yi ikinci kez davet ettiniz? Kendisi istemiş. O neden kabul ettiniz? Hani çünkü çıkmıştı zaten Babala TV'ye. Neden ikinci defa geliyor diye. Şeydeki salondakiler de sordular bu soruyu. Oğuzhan Uğur şöyle açıkladı. Dedi ki biz dedi Cumhurbaşkanlığı dedi adaylığı kapsamında dedi ve kampanyası sırasında Muharrem İnce ile şey yaptık, irtibatlaştık. Fakat sonra kendisi bu çekimi iptal etti, bizim yayınımıza gelmedi. O bize verdiği sözü tutmamış oldu, biz onu alamamış olduk. Dolayısıyla dedi geçmişten kalan bir hakkı vardı zaten. O hakkı bu şekilde kullanmış olduk dedi. Ve ikinci defa Muharrem İnce yayına katıldı. Katılmasına rağmen benim bildiğim kadarıyla ekibinden birkaç kişiyle de konuştum. Bu tanıtım filmi, Babala TV'nin tanıtım filmi Muharrem İnce'yi bayağı üzmüş. Ve hayal kırıklığına uğratmış. Çünkü o 7 saatlik kayıt sırasında yarattığı etkinin pek de farkında değildi sanırım. Ve çok iyi bir yayın çıkarttığını düşünüyordu. Ama bakın tanıtım nasıl geldi. Bak. Lütfen. Hoş geldiniz. Bu bir Ankara hatırasıdır. Ankara işidir. Aramızda gizli Muharrem İnce taraftarları var mı? Hoş geldiniz. Çok iyi. Sizlere asla mikrofon vermeyeceğim. Şimdi o zaman müsaadenizle konuğumuzu davet edelim. Program hızlıca lambur lumbur başlasın. Bir takım şakalar. Hoş geldiniz efendim. Buyurunuz. Mevzular açık mikrofona. Hoş geldiniz. Babala TV'desiniz. Ebu Mendil'i icat edeni ne yalıca ya ah gıdı gıdı mehmet. Muharrem Bey şöyle bir şey söylemişti. Kılıçdaroğlu'na haksızlık yapamam. Ben vefalı bir insanım. Karşı karşıya gelmem. Ben vefasız insan değilim. Bana bunu yapanın karşısına geçmem demiştiniz. Şu anki durumda sizin vefasız olduğunuzu söyleyebilir miyiz? Verilen en ufacık söze bile sadık kalmadığınıza göre size neden inanalım? Bir diğer sorun daha var. Dur. Bana vefadan bahsediyor. Ben sana vefayı göstereceğim. O zaman Adalet Bakanlığı Ali Divocu'yu Atatürk'ün çan kayasına, CHP'nin dördüncü sırasına, Cumhuriyet'in kalbine hançerdir bu. Bu mu vefa? Bu mu vefa? Sizin de basın sözcünüzün eşi Colin İnşaat'ta çalışıyor. Evet doğru. Bu konu hakkında bir açıklama yapacak mısınız? Bak Colin. Hayır, açacağınızı biliyordum zaten. Madara olun diye erken yaptım. Madara mı oluyoruz biz şu anda? Tabii madara oluyorsunuz. Dinlerinize biraz hakim olun. Ya. Bak. Lütfen salondan özür dileyin. Lütfen sözünüzü geri alır mısınız? Arkadaşlar. Biz zaten bundan bıktık. Biz zaten bize bu şekilde konuşulmasından, böyle davranılmasından bıktık. 21 senedir zaten bize bu şekilde hesap ediliyor ve biz artık bunu değiştirmek istiyoruz. Bugün şu an bu durumdaysanız, böyleyseniz yarın iktidara geldiğinizde nasıl olacaksınız çok merak ediyorum. Senin FETÖ'yle yakın bir ilişkin var da ne kadar yakın onu bilmiyorum. Kimin, benim mi? Evet. İddia edip ispatlayamayan. Aynen. Ama bir saniye öyle. Sakin olalım. Muhalefete muhalefet ederek gidiyorsunuz. Geldiğiniz dakikadan beri. İki gün öncesine kadar listeler açıklanana kadar ben de Memleket Partisi'nden milletvekili aday adayıydım. Acaba akrabalarınızdan herhangi biri birinci sıradan bir şehirde aday mı? Bunu soruyorum. Aday. Biliyorsunuz sorduğum şehri. Tam ilan düzürek burada. Diploma, liyakat, vefa. Teyzemin oğlu. Ben İstanbul Üniversitesi'nde siyaset bilimi ve kamu yönetimi okuyorum. İki üniversite okuyorum. Pol Üniversitesi'nde de adalet okuyorum. Zonguldak 5. sıra adayınızla umarım dans etmezsiniz diye umuyorum. Teşekkür ederim. Başarılar dilerim. Zonguldak'tan toplam 5 milletvekili çıktı. Bana göre seçilemeyecek. Vekilleriniz asla bu mecliste Aziz Türk milletini temsil edemezler. Bunu netlikle söylüyorum. Peki.
Mecliste iki tane milletvekiliniz var. Sizin bu milletvekillerinizin performansının ne olduğundan haberiniz var mı? %96 devamsızlıkla tamamlamışlar yasama dönemi. Partilerin genel başkan yardımcıları devam mecburiyeti yoktur meclise. Dolayısıyla senin o bilgilerin sahtedir. Nokta. Niye alkışlıyorsunuz arkadaşlar? Ben diyorum ki yahu ben bizim hakkımızı savunuyorum. Neyi alkışlıyorsunuz ya? Vekilleri çalışmamış diyorum. Neyi alkışlıyorsunuz abi? Otur hepsini yerine iletirim. Sıfır verdim. Bilgi ben doğru size değil. Hepsini iletirim. Mecliste diyorsunuz ki siz neden kadınların saçını kapatıyorsunuz diyorsunuz. Erkeklerin gözünü bağlayalım daha doğru bir çözüm olur diyorsunuz. Bence oturun, herkesi dinlemek stratejik bir üstünlüktür. Lütfen. Özellikle Memleket Partisi. Çözüm lütfen. Olur diyorsunuz. Burada bir çelişki yok mu? Yalova CHP il başkanı iken özel tam dershanesi müdürü ve ortağıydınız. Ve grubunuzda 19 çalışanınız vardı. Ve sadece 9 tanesinin sigortası ödemeye devam ediyordu. Geri kalan 10 emekçi büyüğümüzün sigortasını yatırmayarak vergi kaçırmışsınız. Ve bu yüzden ceza almışsınız. Kanıtları mevcuttur. Devletten şahsi meseleleri yüzünden vergi kaçırmış, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne zarar vermiş bir kişi olarak şimdi devlet yönetmeye talipsiniz. Neden size güvenelim? Evet, biz emekli öğretmenlerle ilgili böyle bir sıkıntı yaşadık. Bunun cezasını da ödedik. Tıpkı trafik cezası öder gibi. Türkiye'de o zaman 2000 dershane vardı. 2000'i de aynı uygulamayı yapıyordu. Ama sadece cezayı biz ödedik. Muharrem Bey, diğerleri yanlış yapıyor diye siz de mi yanlış yapacaksınız? Ben takdir milletimizindir. Daha kırkı çıkmadan orada verdiğimiz canların bir dans videosuyla gündeme gelmeniz ne kadar doğru oldu? Dans videonuzun yayılmasını 9 Mart tarihinde tweet attınız. Annelerinize, dedelerinize, nenelerinize söyleyin dediniz. Benim ablam annem enkaz altındaydı siz bu videoyu yayınladığınızda. Ben sosyal medyadan annemi ablamı arayacakken, hashtag oluşturmuşken sizin bu dans akımınız yüzünden onlara belki de ulaşamadım. Arkadaş, 45 günde enkazdan insanları çıkaramamışsa bu devlet, bunun suçlusu ben miyim ya? Yapma ya. Benim annemle ablam 2018 seçiminde sizlere oy verdi, sizleri destekledi. Siz öyle dans ederken enkazın altında daha çıkmamıştı. Evet. Siz eğer vicdanınız buna el veriyorsa ya benim diyecek hiçbir şeyim. Haksızlık yapıyorsun. Benim annemle ablamı kaybettim. Daha ne kadar haksızlık yapabilirim. Arkadaşım başın sağ olsun. Ben de kaybettim yakınlarımı. Arkadaşlar bir dakika, bir saniye. Arka taraftan arkadaşımıza gelen eleştiriler de var. Burada ailesinin fertlerini kaybetmiş bir insana öyle uzaktan höy höy yapamazsınız. Tekrar başın sağ olsun. Bunun ötesinde bir cümle söylemeye haddimiz yok hiçbirimizin. Teşekkür ediyorum geldiğin ve soru sorduğun için. Terörün 40 senede aldığı can 40 bin. Depremde 1,5 dakikada 50 bin insanımızı kaybettik. Benim aslım Erzincan Tercan, ben Aleviyim. Partinizin kurucu kurul üyelerinden Ümit Özat'ın bir iddiası var sizin için. Alevilere talihsiz bir cümle kullandığını söylüyor. WhatsApp ekran görüntüleriniz dolaşıyor. Hakaret ettiğinize dair. Kısaca ettiğiniz veya etmediniz. Çok net. Ben seçmek zorunda olsaydım, seçme şansım olsaydı Alevi olmak isterdim. Yok, ettiniz mi etmediniz mi kısaca? Bir dakika canım, açıklayacağım. Mevzular açık mikrofona katıldığınızda genç bir hanımefendi Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını istemeniz Memleket Partisi'ne yakışmıyor demişti. Siz de böyle bir lafımı bulun, siyaseti bırakırım dediniz programda, doğru mu? Doğru. Selahattin Demirtaş'a gitme. Yok kardeşim benim. Gideceğim. Hatta dedim serbest kalsın, propaganda yapsın. Bizim gibi nasıl yapıyorsa o da yapsın. Ne var bunda ya? Ne var bunda ya? Evet. 7 Haziran 2015 seçimi sonrası Türkiye bir seçim hükümet sürecine girdi. Hükümet kurulamadı, bombalar patladı. Evet. Ankara'da Cumhuriyet tarihinin en büyük katliamı yapıldı, gar bombasıyla. Sonrasında Türkiye çok kötü günlere uyandı 3 ay boyunca. Bu seçim sonrasında eğer birinci turda Cumhurbaşkanı seçilemezse sonrasında olacakların sorumluluğunu alıyor musunuz? Teşekkürler. Bana bu soruyu soracağına gidip bunu Davutoğlu'na niye sormuyorsun? Davutoğlu başbakandı o zaman. Türkiye'de bu seçimlerde yaklaşık 65 milyon kişi oy kullanacak. %16'lık bir oy oranı iddia ettiniz. Hangi anket şirketleri siz? Piyasada bunları, var. İnternete girin göreceksin. Ben sizin sitenize de girip baktım. Sizin yayınladığınız bir rapor göremedim açıkçası. Yayınlamadık, evet. Doğru söylüyorsun. Yani bu istatistikler elinizde varsa madem bunları şeffaf bir şekilde sizin yayınlamanız bence en doğrusu. Madem araştırtıyorsunuz. Zamanı gelecektir. Seçime bir hafta 10 gün kala böyle ortalık bir alevlensin. Daha bir yere gittim. Bir Bolu'ya gittim. Şimdi de bugün Babala'ya geldim. Hiç merak etmeyin. Parayı nereden buldun diye soruyorlar ya. Değirmenin suyunu soranlara Adıyaman il binası. Bakın. Para yok diyorsunuz ama gayet kaliteli kağıtları bastırmışsınız.
Genç Parti'nin başına gelenin Memleket Partisi'nin başına gelmeyeceğini ve Uzan ailesinin başına gelenin sizin başınıza gelmeyeceğini söyleyebilir misiniz? Ben 9. kattaydım. Depreme yakalandım mı? Beni duvardan duvara vurdum. Ben bilmiyorum, hatırlamıyorum zaten o anı. Şu an ben kendi sesimi duyurmaya, Hatay'ın sesini, arkadaşlarımın sesini duyurmaya çalışıyorum. Nerede okuyacağımız belli değil. Online'dayız. Hocalarımız da mağdur. Hocalarımızın da evleri yıkıldı. Eğitimimizden kesinlikle şüphemiz var. Ben 1. sınıf öğrencisiyim. Ben 4 sene okuyabileceğime emin değilim. Çünkü koskoca bir kampüsü yıkacaklar. Seçimi kazanırsanız biz yine ekmek sıkıntısı, su sıkıntısı, acaba bina üstümüze bu açıda devrilmiş sıkıntısı yaşar mıyız? Kaybeder derseniz bizden elinizi eteğinizi çeker misiniz? Oğuzhan abi aynı şekilde sana güveniyorum bu konuda. Yani sen benim için 5 Şubat'ta Oğuzhan Uğurken 6 Şubat'ta benim için Oğuzhan abi oldun. Aa, kurban olurum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim sana. Kimdi giden? Kimdi kalan? Aslında giden değil, kalandır terk eden. Giden de bu yüzden gitmiştir zaten. Değişik değil mi sizce de? Yani şimdi bunu tabii izleyince Memleket Partisi ve Muharrem İnce ve kurmayları bir şok geçirmişler açık söylemek gerekirse. Ben size o geceden birkaç not aktarayım. Bu arada Takada'nın şu yorumu tam da benim yorumum. İzlediğimde tüylerim diken diken oldu. Yani hakikaten olsan öyle az buz bir adam değil, ben size söyleyeyim. Muazzam bir yayıncı, yayıncılık refleksleri çok güçlü bir insan. Bu bir yetenektir, onu da söyleyeyim. Televizyonculuk, yayıncılık, bunlar böyle sonradan öğrenilebilen falan işler değil. Yani insanı içinde olacak. Ve gerçekten şeyi çok iyi biliyor. Montaj tekniğini çok çok iyi biliyor. Bu tanıtımın tamamının montajını kendisi yapıyor. Bu tanıtımın montajı 40 saat falan sürdü. Bunun ilk 7-8 saati, yani kafasında kareler var, anlar var. O 7 saatlik kurgunun içinden, 7 saatlik kaydın içinden onları buluyor. O montajın ham hali yapılıyor, kendisine gösteriliyor. Ama asıl kendisinin en çok üzerinde çalıştığı şey neymiş biliyor musunuz? Geçen, dün hatta galiba telefonda konuştuk da bir konu vardı. Dedim tanıtım acayip olmuş, elinize sağlık. Dedi ki ya bütün olay müzik aslında dedi. Mesela müziği düşünüyor kurguda. Müzik seçimlerini düşünüyor. Şimdi o yüzden... hani ne, hangi fikrin sempatizanı, kendi bireysel hayatında hangi müktesebattan gelmiş, kimin oğlu, kimin kardeşi, kimin sevgisi meselelerinden çok öte, Oğuzhan Uğur gerçek bir fenomen arkadaşlar. Bunu hepiniz kabul edin bence. Ana akım medyada olmayan ama YouTube üzerinde tanıdığımız, gördüğümüz son dönemlerin en büyük yeteneklerinden biri. Böyle bir yayın yaparken, böyle işler yaparken insanın duygu dünyasını her zaman kontrol etmesi de çok kolay değil, onu da söyleyeyim yani. Orada da kendi kendine bir mücadele verdiğini ben biliyorum. Şimdi bu çok enteresan bir yayın oldu. 7 saatlik bir çekimdi bu. Ben en önde oturuyordum. Gidiyorum ben bu yayınlara. Neden gittiğimi söyleyeyim bir kere. İnanılmaz derecede merak ediyorum orada ne olduğunu. Yani hani bir yayına gitmesem aklım çıkıyor orada ne oldu acaba diye. Soru sormam şart değil, bir yorum yapmam şart değil. Genellikle hiç kulise falan da gitmiyorum. Yani bir 5 dakika uğruyorum, iyi yayınlar, başarılar diliyorum. Sayın İnce'yi de gördüm bu arada orada. Konukları da, çünkü tamamını tanıyorum yani şu ana kadar Muharrem İnce de dahil olmak üzere. Oğuzhan Uğur'a konuk gitmiş olan herkesi zaten tanıyorum ve en az 3 kere yayın yapmışım bu insanlarla. Gidiyorum önce, diyorum ki iyi yayınlar, sonra geçiyorum ben kendi yerime oturuyorum ve sessizce dinliyorum. Yani çünkü oradaki o iklimi hissetmek istiyorum. İnsanlar ne soruyor, konuklar nasıl cevap veriyor. İlk bir saatinde yayının, ben 4,5-5 saatinde oradaydım ve sağımda ve solumda Sayın İnce'nin en değerli kurmayları oturuyordu, en önde oturuyorduk. Sağ tarafımda Mustafa Bey vardı, şimdilerde kurucu üye ve genel başkan yardımcılarından. Senelerdir Muharrem İnce ile yol yürümüş, basın danışmanlığını, iletişim danışmanlığını yapmış bir arkadaşımız. Solumda da İpek Hanım vardı, parti sözcüsü, eşi Colin İnşaat'ta çalışan kişi yani. İlk bir saat Muharrem İnce ayağa kalktı. Dedi ki Oğuzhan'dan izin aldı. Dedi ben önce bir anlatmak istiyorum arkadaşlarımıza. Sanki ders anlatır gibi o elindeki o şeylerle kesintisiz olarak belki bir 45-50 dakika
meseleyi anlattı. Kafasındaki şeyi anlattı. Neden CHP'ye karşı, neden Kılıçdaroğlu'na karşı böyle bir hamle içerisinde, neden bu partiyi kurdu, iktidara da muhalefete de işte neden karşı çıkıyor filan, bunları anlattı. Ve sürekli bağırdı. Yani çok yüksek tonda anlattı. Araya gidildiğinde kendisinin ekibi kendisine bir tavsiyede, bir öneride bulundular. Dediler ki salonda bir şey var. Hani insanlar artık, gençler hani bu bağırılma halinden çok şeyler. Biraz bu tonu düşürsek, ayakta konuşmasak, teke tek gibi konuşmasak da hani soru alsak, yanıt alsak falan. Bu kendisine ifade edilmesine rağmen ikinci bölümde de bu tavır devam etti. Neden böyle oldu? Yani Muharrem Bey ilk başladığında, yani ilk geldiğinde son derece güler yüzlüydü. Böyle hani rahattı, ben şu gençlere bir derdimi anlatayım falan. Yani miting gibi, bir program gibi değil de biraz böyle bir duygudaydı yanılmıyorsam. Ama sonra ip koptu. Kendisi de çok gerildi. Salonu da çok gerildi. Salih Gergerlioğlu'nun kırılma yaratan bir sorusu var. Ve o soru salonu da ayağa kaldırdı bir anda. Salon da çok gerildi. Salonu terk etmeye başlayanlar oldu. Muharrem Bey'in bu madara lafı çok büyük bir tepki çekti salonda. Bir anda salon ayağa kalktı. Bu sefer bu gerginlik ortamı yükselince ön sırada daha önceki kuşağa mensup siyasetçi kurmayları var. Yani oradaki o duyguyu anlayamayan, orada olup, yani orada yaşanmakta olan o katarsis anını, yayıncılığı şey zannediyorlar. Şimdi bu çok enteresan bir şey. Gazeteciliği de öyle zannediyorlar. Bu ama son yılların hastalığı ve ne yazık ki bunu iktidar yaptı. Yani bu iktidarın suçudur bu. Gazeteciliği ve yayıncılığı birinin diğerini ikna etme mecburiyeti zannediyorlar. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Bakın, size çok aykırı gelen bir takım grafitilerin, yazıların yazıldığı bir duvarın önünde oturup yayın yapabilirsiniz. Bu arkanızdaki şey sizin de fikriniz demek değildir. Size çok aykırı gelen bir salondaki, size çok marjinal gelen fikirleri duyabilirsiniz, dinleyebilirsiniz. Bu insanlar bunları bir özgürlükle ifade edebilirler, bazen bir öfkeyle ifade edebilirler. Ama bu illaki birbirinizle aynı düşünmek durumunda olduğunuz bir şey değildir. Kimseyi ikna etmek durumunda değilsiniz. Gazetecilik, bir takım haberlerin, soruların ve yanıtların içine sinsice yerleştirilmiş siyasi düşünceler toplamı değildir. Dolayısıyla burada da yani her fikre tahammül edilmeliydi. Fakat birdenbire memleket partililer salondan böyle bir kalktılar. Görüyorsunuz görüntülerde böyle bir el kol işaretleri falan oldu. Ve bir anda böyle araya gidilmek durumunda kaldı, açık söylemek gerekirse. İnce'ye sorulmuş daha sert sorular var bu arada programın içinde. Bu dinledikleriniz yani hani sadece şey, yani bu 9 dakikalık bir özet. Videolu sorular var. Daha ilginçse bakın bu. Şu an işte, evet. Bu. Bunlar memleket partisi kurma. Ben oturuyorum gördüğünüz gibi ve tavsiyede de bulundum. Yani hani en doğrusu şu anda oturup dinlemeye devam etmek falan dedim ama hani şey gibi oldu bir anda, böyle hani ne bileyim bir kahvehane ortamı gibi oldu ve bir anda şey, insanlar terk etti. Çok ilginç bir andı bu. Çok ilginç bir andı. Şimdi bu program 7 saatlik bir kayıt. Benim tahminim bunun montajı böyle bir 4,5 saatte falan toparlanır gibi geliyor bana. Belki 4 saatte bile. Çok izlenecektir. Yine bir izlenme rekoru kıracağına hiç şüpheniz olmasın bu programında. Tıpkı şimdi chat odasında olduğu gibi İnce'nin bu programdan muazzam bir performansa çıktığını düşünenler ve İnce'nin doğru kişi olduğunu düşünenler de olacaktır. Ama tam tersi İnce'nin kendini bitirdiğini bu programla düşünenler de olacaktır. Ama zaten yayıncılık tam olarak böyle bir şeydir. Kimsenin bir stratejisine, işte almaya çalıştığı bir seçim sonucuna hizmet etmek durumunda değilsiniz. Bu açıdan Oğuzhan'ın hakikaten çok acayip bir gözü var. Çok enteresan bir montaj yeteneği var. Çok ilginç bir, nasıl diyeyim, oradaki en yüksek ana bile tahammül etme kapasitesi, sakin kalabilme kapasitesi var. Yani salonu yönetme hali de çok enteresan. Yani mizahı da kullanıyor, samimiyetle kendini zaman zaman ortaya koyuyor ve konu alan açıyor. Kendisi bu program boyunca, bu 7 saatlik kayıt boyunca Oğuzhan Uğur toplasanız belki 10 dakikaya konuşuyor ya, konuşmuyor.
Şimdi dolayısıyla bu ilginç. Bundan sonra Oğuzhan başka enteresan yayınlar da yapacak, onu da söyleyeyim. Bu arada Oğuzhan ya yarın ya öbür gün kanalımıza konuk olacak ve bu yayını konuşacağız. Muharrem İnce yayınını konuşacağız. Bak mesela Yağız Doğanay soruyor. Sence bitti mi İnce Özlem abla? Bilemiyorum ki. Ben nereden bileyim? Siz karar vereceksiniz. Ben onu bilemem. Yani sert bir program oldu. Öfkeli bir duygu durumu içerisindeydi Sayın İnce yayın sırasında. Dolayısıyla hani sonucu ne olur bilmiyorum. Pazartesi akşamı saat 21.30'da yayına girdiğimde göreceksiniz. Mesela Nil ve Yağmur da diyor ki İnce'nin üzerine çok gidiliyor mesela. Şimdi gelelim. Ben iki soru sordum, bir yanıtını alamadım ama onu yayında görürsünüz zaten. Şimdi gelelim Oğuzhan'ın bundan sonraki konuklarına. Pazartesi günü 17'de, yani yarın değil öbür gün olmuş oluyor, Sinan Oğan'ın kaydı var. Arkasından Türkiye İşçi Partisi tam kadro olarak katılacak. Arada bir Hatay yayını yapacak. Bunu duyurdu zaten. Ekibiyle birlikte Hatay'a gidiyor ve orada bayram haftası içerisinde yanılmıyorsam, pardon, bayramdan sonraki hafta Hatay'da depremzedelerin, sadece depremzedelerin konuştuğu bir yayın yapacak. Bu da bence çok acayip bir şey olacak. Çünkü tamamen unutuldu farkındaysanız deprem. Biz bunu siyaset meydanıyla yapardık işte. Biz Gölcük depreminde, İstanbul depreminde her siyaset bölümü meydanını oradaki enkazların içinden oradaki depremzedeyle çektik. Akşam saat 20'de başlıyorduk. Sabah saat 7'ye kadar canlı yayınlıyorduk üstelik biz. Siyaset meydanı canlı yayınlanan bir programdı. Şimdi siz bunu montajlı olarak izliyorsunuz. Şunu söylemek istiyorum. Türkiye'de bir zamanlar böyle bir yayıncılık vardı. Türkiye'de bir zamanlar böyle bir televizyon vardı. Ve Türkiye'de böyle bir zamanlar böyle bir gazetecilik vardı. Bakın bu gazetecilik ve bu yayıncılık anlayışı 20 sene sonra ancak dijital ekranda kendine bir yer bulabiliyor. Bu az buz bir iş değil. Ben bunu gerçekten alkışlıyorum. Baştan beri de gerçekten ilgiyle ve hayranlıkla izlediğimi hiç saklamadım doğrusu. Orada bulunmaktan da heyecan duyuyorum. Yani bu anlara tanık olmaktan da heyecan duyuyorum.